Merhaba. Merhaba. Herkese merhabalar. Şu anda Salzburg'dayım. Burası Salzburg tren istasyonu. Buradan Innsbruck trenine binip oraya gideceğim arkadaşımı görmeye. Evet, şu anda trenden iniyorum. Burası Innsbruck. Innsbruck tren istasyonuna geldik. Dışarıda da bekleyen kalabalık var. Bunlar da trene şimdi biniyorlar. Şöyle kalabalığın içinden ayrılayım. Innsbruck şehrinin içinde birazcık dolanacağım. Arkadaşım mesajlara cevap vermedi galiba, görmedi veya çalışıyor. Belki de bu saatte hala uyuyordur. Gideyim bir kafeteryada oturayım. İnternetten video yükleyeyim ya. Size yaptığım videoları yükleyeyim. İşte Innsbruck şehri böyle bir yer. Bildiğiniz şehir. Şu anda yağmur yağıyor. Şimdi birazdan arkadaşım burada olacak. Kendisiyle Kamboçya'dan tanışıyoruz. Kamboçya'da bir tropik adada beraber kalmıştık. O benden çok daha uzun kaldı. Ben sadece bir sene kaldım. O orada yanlış hatırlamıyorsam 4-5 yıl falan kaldı. Ve oradayken böyle hep birlikte yiyip içiyorduk, gülüyorduk, eğleniyorduk. O adanın acı tatlı hatıraları var ikimizde de. O yüzden paylaştığımız çok fazla anımız var. Çok güzel günlerimiz de geçti, kötü günlerimiz de oldu. Arkadaşlarımızı da kaybettiğimiz zamanlar oldu. Maalesef orada birkaç arkadaşımız hayatını kaybetti farklı nedenlerden dolayı. Şimdi arkadaşımı bekliyorum. Bana dedi tren garında beklesen, ben oraya geleceğim, seni alacağım dedi. Bakalım hayatında neler değişmiş, neler yapıyor. Merak ediyorum. Sizi de tanıştıracağım. Çok sevecen, sempatik bir insandır. Tanıyan herkes onu çok sever. Adı da Baha. Sen şimdi bana nasıl buraya girdiğini anlatırsın kanka. Kanka onları hiç yemeyip ya. Vallahi niye ne olacak? Gelmişsin artık. Geldikten sonra ne olacak? Çekiyor mu yani? O zaman Kamboçya'yı konuşalım. Tamam. Ve Avusturya'da buluştuk. Kamboçya'dan tanışıyoruz. Ne güzeldi ya. Değil mi ya? Yani. Sen kaç sene kalmıştın Kamboçya'daki adada? Adada 6 seneye yakın kaldım. 6 seneye yakın. 6 sene kaldım. 2 sene Samruem'de kaldın değil mi? Samruem'de arada bir gidiyorum. Samruem'de çok kaldım. Bir sene kaldım ama ya Samruem'de. Hani senin bir çalıştığın bir yer vardı da adam sana demiş git şunlara şeylerle iyi göster. Ha, aynen. Orada kendim öyle birileri gezmek istiyordu. Ne diyorlardı, soruyorlardı şelaleyi falan. Gidip öyle, ben de bilmiyordum tabii. Onlarla beraber gidip bulmuşum yani. O şelale olayı çok komikti ya. Abi, normal acılı, normal olan. Tamam, soğansızlar burada. Tamam abi. Ha, benim küçük o zaman. İstiyorsan şurada acı var ya, daha ekranı istersen. Tamam, tamam, teşekkürler. Şu soğansız, tamam, burada soğansız. Teşekkürler. Benim mi acı? Memleket ne abi senin? Ben aslen Erzurum Konya'dayım ama. Dolayısıyla Konya'dayım. Kaç senedir buradasın? 16 senedir. 16 yıl. Bu dükkanı ne zaman açtınız? 3 senedir bende yani. Maşallah. Korona da başlamadı. 3-4 ay önce açtım. İşler iyi mi abi? Şükür, elhamdülillah. Doğru ya. İş yaparsa şuralarda tabası sağlam var. Afiyet olsun size. Sağ ol abi, eline sağlık. Teşekkürler. Ne iş yapıyorsunuz? Ben YouTube yapıyorum. Gezgin arkadaş. Yani bayağı dünyayı geziyor. YouTube. YouTube'cusun yani. YouTube'cu. Burada şey mi? İşte canlı mı yoksa gezmeye mi? Burada da işte gezip gördüklerimi çekiyorum abi. Abi. Aa, güzel yapmış abi. Bayağı iyi gözüküyor. Burası Innsbruck sokaklarının arası. Karşısı da Alp Dağları. Aa, dönerci. Posta. Kebap.
Şu kapıdan geçiyorsun, tam karşısı Alp Dağları. Pardon. Adam arkasına bakmadan gidiyor ya. Evet, Asyalılar yine gelmişler turistik geziye. Ellerinde makinelerle. Abi her yer bisiklet dolu. Avusturya tam bir Avrupa ülkesi, bisiklet cenneti. İnsanlar her yere bisikletle gitmeye çalışıyorlar. Hatta göçmenlerin bulunduğu kampta bile, mülteci kampının her tarafı bisiklet doluydu. Onu da sordum nedenini. Oradaki mültecilerden de bazıları işe gidip geliyor, bazıları iş arıyor. Sonuçta herkese bisiklet lazım. Burası Innsbruck'un en cıvıl cıvıl, en kalabalık olduğu yer şu ana kadar gördüğüm. Hard Rock Cafe. Şu gördüğünüz Spar marketi Avrupa'nın her yerinde varmış. Daha önce Yunanistan'da da karşıma çıkıyordu. Burada da var. Bisikletleri böyle otobüsün arkasına atıyor bisikletçiler. Sonra oradan otobüse biniyor arka kapıdan. Abi burada Çiğ Köftem diye bir dükkan var. Sucuklu pide yapıyormuş. Avusturya'da da olsanız Türk yemekleri peşinizi bırakmıyor. Arkadaşımın çalıştığı mekan Blanche. Adın ne? Ben Rodin. Bu da arkadaşım Arya. Rodin, Arya. Siz burada mı oturuyorsunuz? Evet. Ya oturuyorum. Benim babam burada çalışıyor. Ha. Kaça gidiyorsunuz? Ben 2'ye başlayacağım. Ben de 2. Ben 2'ye başlayacağım. Ben 2'deyim şu an ama benim Polonya'da gerekiyor. Ha. Ben Sprenzi iki... Deutsch? Ya. Hı? Do you speak English? Yes. Oo, Türkçe de biliyorsun. Her dil var. Ben sadece İngilizceyi biraz ama Almancayı çok iyi biliyorum. Almancayı ana dilin gibi biliyorsun. Burada arkadaşlarınla hep Almanca konuşuyorsun değil mi? Hep Alman arkadaşlarımdır. İkiniz de Beşiktaşlı mısınız? Evet. Ben de Beşiktaşlıyım. Biz maça gideceğiz. Evet, ikimiz maç. Evet, maça gideceğiz biz. Okulda peki sizin arkadaşlarınız genelde Avusturyalı mı yoksa Türk mü? Bizde bir tane Türk var. Bizde birkaç tane Türk var. Ha, geri kalan hep yabancı. Evet. Memnun musunuz okulda? Evet. Dersleri seviyorsunuz? Evet. Bayağı seviyoruz. Çok memnun. Ne yapıyorsunuz? Aa, bak bir tane daha. Merhaba. Benim kuzenim. Bu da benim kardeşim. Merhaba. Selin, Larin. Selin, Larin, Rodin. Bir de Arya. Arya. Hepiniz akrabasınız yani. Yok, ben akraba değilim. Benim arkadaşım. Ha, tamam. O bunların zaman... hepsi aile. Evet, hepiniz, üçünüz akrabasınız. Bu mekan Tunceli bir aile tarafından işletiliyor. Burası bir bar. Tam üstünden tren yolu geçiyor. Aslında bu bir köprü. Ve bu barın altı sadece evsiz insanların, ayyaşların kaldığı bir yerken şu anda çok güzel bir konseptle güzel bir bar haline gelmiş. Dışarıda masalar var. İçeride de buranın köprü altı olduğunu anlayabiliyorsunuz böyle tavana bakınca. Thank you.
köprü çok eski olduğu için yukarıdan sürekli su sızıyor. O yüzden de buraya şöyle bir formül geliştirmişler. Su buradan doluyor ve şuradan damlıyor. Şu tarafı da doğal bırakmışlar. Oraya hiç dokunmamışlar. Yani burası köprü altında bir mekan. Enteresan bir konsepti var. Bu Innsbruck'un içinden geçen nehir. Innsbruck şehri gerçekten yaşanılır bir şehir. Avusturya'da beğendiğim en güzel yerlerden bir tanesi. Böyle nehrin kenarına dizilmiş evler, rengarenk. Arka taraf Alp dağları. Hem şehir var, hem doğa var. Innsbruck'ta bir parkta emekliler satranç turnuvası düzenliyor. Burada bir konser hazırlıkları var şu anda. Burası bir Vespa mağazasıymış. Çok seviyorum bu motorları ya. Innsbruck'ta bir mülteci kampında iki gece kaçak kaldım. Yattığım yatak başka birisine aitti. Fakat o kişi bir cemaat evine gittiği için iki gün boyunca hiç odasına uğramadı ve yatağına gelmedi. Ben de acaba gelir mi gelmez mi diye sürekli tedirgin olmuştum. Ama hiçbir sıkıntı olmadı ve iki gün kaldıktan sonra oradan ayrıldım. İçerideki ortamı şimdi sizlere gösteriyorum. Burası Avusturya'da mültecilerin kaldığı bir mülteci kampı. Ayda 200 euro yemek desteği veriliyor her mülteciye. Burada genelde Suriyeli, Afgan ve Türkler kalıyor. Şu aşağıdaki kırmızı makinelerden bilet alıp trene binebiliyorsunuz. Avusturya'da tren yolculuğu çok rahat, çok kolay. Burada makinelerden kendinizi alıyorsunuz. Şurada yukarıda kalkış saatleri var trenlerin. Şurada makineler boş mesela. Gidiyorlar. Maaşı çok az. Şimdi ben mesela Münih'e gideceğim. Ama İngilizce kullanmak istiyorum. Şimdi...
İyi pardon. İyi pardon. Next. 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 Arrival in English. Saat gece akşam 9.37'de orada olacağım. Şu anda Innsbruck'tan ayrılmak üzereyim. Buradan Münih'e geçiyorum, Almanya'ya. Artık Avusturya'dan ayrılıyorum. Yeni bir ülkeye başlıyorum. Almanya'ya başlıyorum artık. Münih'e geldim. Almanya'nın Münih şehrindeyim. Buradan şimdi merkeze doğru gideceğim. Bir tane daha trene binmem lazım. O da S4. 5 numaradan kalkıyormuş. 5. Burası. Tamam, birazdan geliyor. Almanya'daki ilk dakikalarım. Burası Avusturya'dan biraz daha farklı. Bana biraz daha özgür gibi geldi. İnsanlar daha kendi halinde takılabiliyor burada.